Simir testi anomalileri hemen her zaman direkt ileri inceleme gerektirir. En düşük anomali olan askus haricinde. Askus da bazen test tekrarı ya da HPV testine başvurabiliyoruz. Ama bunun dışında düşük ya da yüksek kayıtlı bir simir anomalisi gördüğümüz zaman ileri tetkik yapmamız gerekir. Bu ileri tetkikten kastım kolposkopik biyopsi işlemidir. Daha doğrusu kolposkopi ve gerekirse biyopsi işlemidir. Kolposkopi nedir? Kolposkopi rahim ağzını çıplak gözle gördüğümüzden daha büyük bir büyüteç ya da optik bir sistemle inceleyip birkaç boyayla boyayıp şüpheli alanlarda minik milimetrik biyopsiler yapma işlemidir. Bu şekilde esas tanı konur. Yani demek istediğimiz şu, simirle hiçbir zaman tanı konmaz. Yani simir anormal. Bu ne kanser olduğu anlamına gelir hastanın, ne de kanser olacağı, ne de o sırada herhangi bir hastalığa sahip olduğu anlamına gelmez. Ama mutlaka hasta olmadığını ortaya koymamız gerekir. Dolayısıyla simir anomalisi eşittir kolposkopi diyebiliriz. Kolposkopinin yapımı rahattır. Anesteziye gerek yoktur. Kolposkopi işleminin uzun süreli bir yan etkisi yoktur. Rahim ağzına zarar vermez. Dolayısıyla kolposkopi kullanmaktan çekinmiyoruz. Gebeler dahil birçok durumda kolposkopiyi çok rahatlıkla uygulayabiliriz.